الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 21. lema ihlas hakkındadır. Bu lema la kal her 15 günde bir defa okunmalı. 15 günde bir. Biz okuyoruz abi. Derslerde okuyoruz abi. Okuyoruz. Yani bunun hikmetini ne 15 günde bir, bayağı buna ait bir yarım saatlik dersimiz var. Onun hikmeti diye. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenezehu ve tevşelu ve tezheberihukum ve kumu lillahi kanitin. Kad eflehe men zekkâhe ve kad khâbe men dessâhe ve la teşteru bi ayâti semenen kalîlâ. Bakara suresinin 41. ayet. Yani 2'ye 41. Ey ahiret kardeşlerim. Dünya için dostluk edinilmiyor. Ey ahiret kardeşlerim. Talebelerim falan demiyor. Ve ey hizmeti Kur'an'ı arkadaşlarım. Ey ahiret kardeşlerim ehli imandır. Ey hizmeti Kur'an'ı arkadaşlarım. O da kendi dava arkadaşları. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde bu dünyada hususan Allah için ahiret noktasında en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta istinat, en kısa bir tariki hakikat, hakikat yolu, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, maksadına götüren vesile, en yüksek haslet, bir insana özeneceğiz, böyle takdir edeceğimiz tarafı, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, İhlas'tır. Şimdi baştan bir daha alayım. Buraya başlamadan bir şey sorabilir miyim abi? Üstad iki partiye bölmüş meseleyi, ihlası. Birinci ve ikinci bölümünden niye ikiye ayrılmış? Neden ikinci bölümü seçtin de okuyorsunuz abi? 20. lemayı kastediyorsun. Yani 20 ve 21 olarak evet. Ayırmış. İkisi de ihlas'tır. Evet. Ondan sonra... Evet. Bak şimdi Allah razı olsun. Benim anladığım ki burada bunu kullanıyor. 20. lema o da ihlastır. Bu da ihlas. İhlas hakkında bak şimdi böyle gideyim bakın. Bakın. 21. lemada bu da ihlas hakkında. İki tane ihlas niye bunu seçtim? 20. lema, birinci ihlas müminler arasındaki bağın hakikatini, kaynağını anlatıyor. Yani müminler niye kardeştir? Bu kardeşliğini unutuyor. Bu kardeşliğini hakikatini içerisindeki esası, sırrı ihlas. Müminler arasında. Kendi cemaat mesela değil. Müslümansa aramızdaki münasebetin şekli, bağımızın şekli bu. Mesela bir Müslüman bir Müslümanla en azından ihtilaf edemez. Çünkü niye? Aramızı birbirimize bağlayan 9 tane sebep var. Yani kuvvetli öyle Allah'ımız bir, peygamberimiz bir değil, o değil. Başka bir şey mesela söyleyeyim. Yani birbirinizi bağlayan. Mesela bir Mahmud Efendi cemaat olur, Adıyaman olur, Kadiri tarikatı olur. Ki kendisiyle görüştüm bir zat var ve muhabbetim, sevgim, saygım, duam olan Esat Çoşan Hazretleri var. Mesela bazen birkaç defa kendi aramasıyla ekseriyetle benim aradığım ve ziyaret ettiğim hocam dedim ve hürmet ve saygı gösterdiğim Bayram Hocam. Mahmud Efendi cemaatinden. Evet. Kendisi
Kemal Efendi. Kemal Efendi o kalkıyor ayağa, görüyorsun ki öyle nasıl şey yapıyor. Ona bir sütlaç getirmişlerdi, gördün mü? Ona öyle getirmişlerdi. Cuma'dan sonra eli titriyor, ona getirmişlerdi. Ona verin dedi. Ben bilmiyordum. Hayır dedim, dedim yok. Meğer ona Cuma'dan sonra şey yapıyor ya dedi. Buna, efendim ona da getirileceğiz dedi. Hayır. Dedim ki efendim niye böyle, ben yok. Hayır ben göreceğim seni, böyle bir Yemen'i göreceğim diyor. Kemal Efendi. Kemal Efendi kim? Tayyip Bey'in, Tayyip Reis-i Cumhur'un elini öptüğü zattır. Ve Kasımpaşa'da imamdı o çocukken. Onu yetiştirip Kur'an camide öğretip Kur'an öğretirken ve o çekingenliğin çıksın gitsin diye hutbeyi çıkartan. Kasımpaşa'da imamdı, mahallesinin imamıydı. Kur'an öğreten zaten öyle diyoruz. Ve İmam Hatip o şey yapmış. Elini öptüğü zat öyle yap. Gittiğin zaman kesinlikle mutlaka bir şey yaptır. Yanımda bir yanında olacaksın. İkame çek. Sen yiyeceksin. Ben göreceğim seni. Öyle. Müminler arasındaki bu bağ. Bak burada da siteşkarına bahsediyor. Şeyi de suikasta götürdüler. Esat Çoşan Hazretleri. Onunla da şey yapmış. Ondan sonra eve gidiyor. Hatırlarımız vardı onun için. Tebessüm etti böyle. Bu 20. lema, böyle sevgi, sebep sevgimiz. 21. lema, mabeynimizdeki bağ, sebep. Mesela, bu bir daha okuyacağım ya 9 tane madde. Kaç tane madde var biliyor musun burada? 9 tane. Şu diyor ya, bilirsiniz ve biliniz, bu dünyada hususan üveli hizmetlerde en mühim bir esas, bir. En büyük kuvvet, iki. Ben sayayım siz yapın. Çünkü bir şekilde söyleyeyim. Sır var burada. En mühim bir esas. En büyük bir kuvvet. En makbul bir şefaatçi. En metin bir nokta istinat. En kısa bir tarik-i hakikat. En makbul bir duay manevi. En kerametli bir vesile-i makasıt. En yüksek bir haslet. En safi bir ubudiyet. 9. Bu birbirimizi bağlayan 9 tane şey. Müminler arasındaki bağ ise dedi 9'dur. 20. lemada. Aha bakın. 9. Diyor. Diyor ki işte bu müthiş sebebin. Yani niye bir değiliz? Niye Müslüman Müslümanı çekiştiriyor? Niye Müslüman Müslümanı yanında değil? Diyor ki bu müthiş sebebin, beraber olamamanın müthiş sebebin, vahyin neticelerini görmemenin, yani beraber olamamak, tek tek olup da başımıza neler geldiğini görmüyor musun? Niçin beraber değiliz ey Müslümanlar biliyor musun diyor. Görememenin yegane çaresi 9 emirdir diyor. Bak 9. 20. lema müminler mabeyninde. 21. lema kendi cemaatin içerisindeki efradın, bireylerin, hizmet edenlerin veya hizmeti iddia edenlerin beraber olmamızı gerektiren, zorunlu kılan sebepler. 9 tane. Mesela güç mü istiyorsun? Ne istiyorsun? İhlaslı olmak lazım. Hepsinin cevabı. Mesela cevabı şeydir, ihlas. En, diyor ki en mühim bir esas. Yani Risale-i Nur bize ne kazandırdı? Bu cemaatim ihlas olmalı. En fazla bu. Sonra kuvvetli olmak istiyoruz. En büyük kuvvet. Binalarımız çok, talebemiz çok, paramız çok, şu yok bu değil. En büyük kuvvet ihlas. En makbul şefaatçi, ahirette istinad edeceğin, dayanacağın, Allah'ın böyle seni affetmesine vesile ihlas. En metin bir nokta istinat, ha böyle dayanak noktası. İhlas. En kısa bir hakikat yolu, tariki hakikat. Yani hakikata varmanın yöntemi, yolu. En kısa. Bana öyle bir şey söyleyin ki Allah'ın rızasını, ahirete imanım, alemimde taayyün etsin. Yani ortaya çıksın.
Yani ahiret, bugünkü ders vardı ya. Yani şu odun düşünün. Ha, odun orada. Odun içinde duman var, nur var. Bu ortaya çıksın. Neyle? Kibritle çıkar. İçimizdeki Allah, ahiret, peygamber, iman esaslarının ortaya çıkmasına kibrit, ihlas. Tarik-i hakikat. En makbul bir duayı manevi. Yani cemaate dua et, dua et diyoruz ya. Bütün nur cemaatinin geçmişiyle, geleceğiyle, dünyasıyla ve ahirettekilerle hepsinin duasına mazhariyet sebebi ihlas. En kerametli bir vesile-i makasıt. Yani bir maksadım var ama çok keramet, çok kısa ama çok büyük netice alacağım. Yöntem ihlas. En yüksek bir hasta, çok iyi ders yapıyor, çok iyi alim, kamil, şudur budur. Bir sürü şey insanlar takmış arkasına. Özenilecek şey değil bunlar ilk önce. Bir insanı en çok özenilecek, Osman ne? Ah lan ah, şundaki o meziyet bende olsa ya, denilecek şey ihlastır. Ne diyor? En yüksek bir hasret. Hasret, meziyet. Bir de ya ben Rabbime şey yapamıyorum böyle, nasıl yapsam da Rabbimi memnun edeyim ya. Yani, ya sabahlara kadar namaz, gündüz oruç tutmak, hizmetten hizmete koşmak. Tabii ki bunlar haşa, bir şeyi yüceltmek için bunları aşatmak. Muvazenesizliğin ta kendisidir. Haşa. Yani bunların hakikatına, kıblesine koyabilmenin şartı, onun için en safi bir ubudiyet diyor. İbadet demiyor. Ubudiyet. İbadet ölünce biter. Ubudiyet bitmez. İbadet namaz oruç gibidir, eylemdir. Ubudiyet ise Allah halik ve mahlukum. Bu hiç bitmez. Yani Allah ile kulun arasındaki münasebetin şekli hiçbir zaman bitmez. Bu bağın, münasebet bağının en kalitesi, en ubudiyettir. İbadet demedi bunu. Ubudiyet. Yani sonsuza kadar, ezel ve ebede kadar gidecek şey, bir ubudiyet nedir? Ubudiyet, ihlastır. Benim bu ikileme hakkında bir düşüncem var. Evet, merak ettim zaten. Soracaktım o bitsin diye. Ben de bittiniz diye. Bitti. Yoksa susacağım ben. Yok, bitti. Merak ettim. 20. ilave abi, dediğiniz gibi bir Müslüman'da olması gereken donanımlar. Bu nedir? Yani bu etrafındaki insanlara nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli, bir Müslüman nasıl olmalı? Şeyidir. Haritası ve metodudur. 21. lema ise bu harita ve metotta eksik bir şey varsa onu tespit etmek için yazmıştır üstad. Yani diyelim ki 20. lemanın 5. nüktesinde diyor ki ey sevaba hırslı amal uhrevi hanasız insan diyor abi. 20. lemada. Şimdi bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Yaşça da benden çok büyük. Abi, hem medrese mezun, hem imamlık yapmış, hem de emekli bir zat. Dedi ki ya üstad böyle diyor dedi ya. Zaten böyle olması lazım değil mi dedi ya. İnsan hem sevabı hırslı olmalı, hem de amal-ı hürriye kanaat etmemeli yaptığı şey dedi. Ondan sonra sonra zaten devamlı üstadını açıyor. Bunu bu süreçte yani bu ilerleme noktasında eğer burada bir mantıksızlık ya da bir anlamamazlık görüyorsa bunu orada değil de geri 21. lemaya geçeceksin. Bakacaksın ki birinci amelinde rıza-i ilahi var mı? Ondan sonra şey arasında kardeşler arasındaki tefani sırrını anlamış mısın? Ondan sonra bunları senin elinden alacak, bunları senden eline götürecek bir hastalığın var mı? Buna dair şeyleri üstad 21. lemada anlatıyor. Oradaki kendi haletini alıp 21. lemadaki mihenge vurduğun zaman eğer orada yani 20. lemada bir sıkıntı yaşıyorsan çözümünü 21. lemada bulacaksın ama. Ben çok kısır. Şeyin bakış açımı o şekilde. O soru sorduktan sonra evet dedim niye böyle falan. Doğru yani 21. lemada bir sıkıntı olduğu zaman 20. lemada tezahür ediyor, ortaya çıkıyor. 21. lemada muhaletin yoksa Müslümana karşı birlik hissedemezsin. Hissedemiyorsun. Yani hissedemiyorsun. Niye hissedemiyorum diyorsan sorunun cevabı 21. lemada. Çok güzel. Maşallah istifade ettim. Çok doğru. Güzel. Hatta onu şimdi onu sayacak. Evet.
Madem ihlasta meskül hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde, bak madem bu müthiş zamanda dehşetli düşmanlar mukabilinde, ne kadar düşmanlar var? Şiddetli tazikat karşısında, savletli bidalar, yani hiç aman vermeden hücum ediyor bidalar. Uyduruk din adına, dine girmiş. Dindekiler dinden çıkmış. Bunu hizmetin içinde oluyor. Hurafeler, bidatlar girmiş. Diyor ki savletli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az, bir, zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'an'ı omuzumuza İhsan-ı İlahi tarafından konulmuş. Bak mesela ihtiyacımız çok, gücümüz hiç yok. Yani veya çok ihtiyacım var, çok fakirim ama kudretim yok. Yani mesela gücüm hiçbir şeye yetmiyor. Mikrobu def edemiyorum, tansiyonumu ayık edemiyorum, kudretim yok. İhtiyacım çok, çok ama fakirim. İki şey, hem fakirim, ihtiyacım az değil, sonsuz. Gücüm hiç yok, olaylara karşı gücüm hiç yok. Görüyor musun bak? İnsan gayet zayıftır ama sonsuz bir kudrete ihtiyacım var. İnsan fakir, sonsuz bir ganiye ihtiyacım var. Burada iki zıttı söylüyor. İki zıt da toplandığı zaman insan hiçbir şey değil. Bak, gayet azız. Tamam. Ondan sonra fakat gayet büyük, ağır hizmet konmuş omuzumuza. Bizler gayet az ve zayıfız. Zayıfsen az yük konması lazım omuzuna, büyük yük konmuş. Bak beraber bak, bir daha söylüyorum. Bizler gayet azız ama gayet ağır yük var omuzumuza. Ters olması gerekmiyor mu? Gayet ağırsa biz az olmamamız gerekiyor. Yani vazifeye göre azız. Sonra bak, zayıfız ama omuzumuza büyük yük konmuş. Fakiriz ama umumi bir hizmet omuzumuza konmuş. Kuvvetsiziz, kutsi bir vazife-i imaniye ile vazifelenmişiz. Ve hizmet-i Kur'an'ı omuzumuza İhsan-ı İlahi tarafından konulmuş. Peki sen mi seçtin? Mesela sen şu tutkatta mı tanıdın? Evet abi. Ben de Türkiye'de. Şöyle oldu. Yani bu kutsi hizmet-i imaniye içine girdik. Dini cemaatları içine girdik misal. Hepsini tahlil ettik, laboratuvara soktuk. Hepsi doğru da ama bana hangisi uygun? Bir baktım A cemaati bana pek değil. B, C, yakın. De böyle bak, bu bana yakın mı dedik. Birisi kolumuza girdi, gittik. Gözümüzü açtık. Bize dediler ki en iyisi bu. Ben de en iyisi bu diye papağan gibi tekrar ediyorum. En iyisi bu zannediyorum. Zannediyorum ya. Tamam. O cemaattaki kardeşim de öyle diyor. En iyi cemaat budur. O da zannediyor. Ben de zannediyorum. Burada senin bulunduğun yer değil de sana o bulunduğun yerde sana kazanımlar ve sendeki aleminde neler olmuşsa odur işte. O da ihlas. Mesela bana sormuşlardı. Şeyde miydi? Augsburg'da mıydı yoksa o şeyde vazife yaparken Gerlingen'de mi? İmamken herhalde oradaydım, Gerlingen'de, Diyanet'in camisinde. Bir cenaze evine gittim. Cenaze evine gittim. Mahallemin cenazesi, ben de imamım orada.
Tabii herkes biliyor yani. Biz aileyle lisanla ders yapıyoruz. Nurcuyuz yani. Bunlarla kalır bir şey söyleyeceğim. Dediler ki, öğretmen var, Türk'ü okul var orada. Yakın işte. Felsefe öğretmeni, işte öğretmenler de var. Türkler bir araya gelmiş. Sordu bana. Yani neticeyi söylüyorum. Hocam siz Nurcu musunuz? Elhamdülillah dedim, Nurcuyum. En küçük bireyinden, efradındanım. Demedim de elhamdülillah dedim. Allah'ım. Şimdi bu sefer dedi ki, ya özel dedi, şey olmadan, vaaz etmeden ben bir soru sormak istiyorum. Bu felsefeci. Öğretmen şunlar şunlar. Sana nurculuk, size nurculuk ne kattı dedi hayatınıza. Bu soruyu normal vatandaş soramaz ya felsefe. Ben dedim, risaleleri tanımadan dağa bakıyordum, şey ağaca bakıyordum, ağaç. Kuşa bakıyordum, kuş. Deniz bakıyordum, deniz dedim. Böyle baktı yani. Nurculuk ne kattı sana? Ben dedim, Risale-i Nur'u okudum. Okudukça baktım ki ağaç ağaç değil, kuş kuş değil, deniz deniz değil. Ne o zaman dedim. Sonra okumaya devam ettim. Okudukça. Sonra bir daha baktım ki ağaç ağaçmış, kuş kuşmuş, deniz denizmiş. Hocam dedi, başa geldin dedi, ne değişti dedi o zaman. Ben değiştim. Anladım hocam. Sen Mekke'de peygamberin çocuğu olsan, neslinden bile değil, kendi çocuğu olsan, haşa. Ama var yani, Adem Aleyhisselam çocuğu, değil mi? Bir de Nuh Aleyhisselam'ın galiba. Çocuğu dahi olsan, sen peygambere itaat etmezsen, namaz kılmazsan, peygamberin çocuğu olmak seni kurtarır mı? Yusuf'u kuyu attılar abi. Kardeşleri Hazreti Yusuf'u kuyu attılar. O da peygamberin çocukları. Şimdi şu arkadaşlar, bunlar hepsi vesile. Üstad diyor ki nurculuk, Risale-i Nur, dava değil. Dava içinde Burhan'dır. Dava nedir? İslam'dır. Kur'an'dır. Rabbim Allah'tır. Kitabım Kur'an'dır. Resulüm, rehberim, benim rehberim yani. Liderim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bu ona baktıran gözlüktür. Şöyle bakarsan gözlüğü görürüm. Böyle takarsam gözlük de görürüm. Bu bana gözlüktür. Bunun gözüyle Kur'an'a bakıyorum, Allah'a bakıyorum, kainata bakıyorum. Bu yani. Gözlük vazifesi var. Kur'an'a bakmak için. Bana dedi ki, sen dedi direkt Kur'an'a şey yapamaz mısın dedi bir tanesi. Bunsuz, bu gözlüksüz. Benim gözüm uzağa görmez dedim. Yazıyı da görmez. Gözlüğe ihtiyacım olduğu gibi 90 cilt kitabı okuyan bir zatın, temel şeriatın kitabını okuyan, 90 cilt kitap okuyan zatın gözlüğüyle Kur'an'a bakıyorum. Yok onu takmam diyorsan, yeni kitaba müşteri olan gibi Kur'an'a bakıyorum. Sıfır motorla bakıyorum. Bu mu? 90 cilt kitabı hafızasında gözlüğünde olan zatın gözlüğünü bana verdi. Dedi ki, Hasan bunu al. Buyur üstadım ne? 90 cilt kitabın gözlüğü bu. Aptal mıyım ben ya? Ben sıfır kitapla bakayım. Buna bakarım değil mi? Kaybedecek bir şey yok ki, beğenmedim. Atarım kenara. Hakaret etmem. Arkasına gıybet, üzerine iftira koy, gönder bana dedi. Ne dedi biliyor musun? Kurban olurum ben dedi ya bakışa. Yok dedim, ne tansu bu dedim ya. Ne tansu bu? Şimdi akıl var, mantık var. Şimdi sen biyoloji kitabını, tıp kitabını eve git. Doktor olacağım diye üniversiteye gitmeden, Amfi'ye katılmadan Adem, mühendislik kitabını, cisimlerin dayanımı dersi görmüş müydünüz? Cisimlerin. Gördünüz siz mühendislik. Sen şimdi eve git, ne kadar kitap okursan oku. Birisi onaylamadan, söz vermeden o dersi nasıl okuyacaksın tek başına? Ben sıfır motorla Kur'an'a bakıyorum. Yok, 90 cilt kitabın bütünsel
hali olan gözlükte Kur'an'a bakıyor. Vaa Allah Allah. Ya ben bununla bu kadar 90 cilt kafasında olan Bediüzzaman'ın kitabına bazen de kanaat da edemiyorum ha. Usta diyor ki ben kanaat ettim size, siz de bu Risale kanaat. Bazen Elmalı'ya bakıyor. Bakıyorum ki bu dedim ya bu şeytanın sözü nasıl bu buraya girdi Kur'an'a falan. O ne dedi diyorum. Anlıyor musun? Peki ben size buna değil Elmalı'ya da bakmasam çöz bakalım. Niye kulazıbı Rabbin nas, meliki nas, ilahi nas? Üç tane. Allah'ın üç sıfatına sığınacaksın. Ona şeytanın ne hükmü var ki üç sıfatı aktif edeceğim? Ya buna bakacaksın bir şey. Vesaire. Demek ki biz cemaate girdik. A grubu, B grubu. Tahlil ettim, tahkik ettim. Yanlışlık değil. Hepsi haktır. Fakat benim fıtratıma uygun mu? Bu ay yok. Benim fıtratım doğru ama benim fıtratıma uygun değil. Ben mesela tespih çekip böyle şey yapamam ya. Benim kafa, affedersin özür dilerim, tuvalette de durmuyor. Çalışıyor biliyor musun? Eskiden beri. İlkokul 3. sınıftaydım. Dağın köyümüzün tepesinin kenarda, okulun bahçesinde. Karşıki tepeye bakardım. Yalan mı söylüyorum size? Ben orayı, ben baktığım için var ama yüzümü çevirsem o dağ yoktur. Dünyada sırf dünyada ben tek yaşıyorum. İtimat edin. Sırf ben varım. Hiç kimse yok. O sınıftakileri de kabul etmiyorum. Ondan sonra Lazca derdi ki annem babama dedi ki ekoçi ama doktoru şemen diyor. Yani doktora götür. Duydum yani. Bir aduk itri, bir sor. Türkçe şey yapamam. Bir sor bu gitmiş. Diyordum ben anneme de açmıştım. Şu daha ben baktığım için var. Yok bakmadığım için yok. Çocuk ya kafası. Gizli bakıyorum. O da bakış olduğunu düşünemiyorum ama. Gizli bakıyorum. Allah Allah. Ve hiç kimse yok. Ben o insanları ben kabul ettiğim için var. Yok hayal gibi görüyor. Yani şey demek istiyorum. Fıtratıma baktığım zaman zaten ülküllü ya melala şakire. Ha demek ki insanı ilahi anlatmak için anlatıyorum bunu. Allah tuttu niyetine göre şurayı değil şurayı değil okuldan birisi koltuğuna girdi veya birisi sana bir şey dedi. Dedi ki ey kulum buradasın. Farz-ı muhal nasıl olduysa burada değilsin. Orada bir halet değişikliği olur, fikir değişikliği olur, o olur, bu olur, evrilir, devrilir, çevrilir. Aslı ul küllü ya'melu ala şakile. Fıtratına uygun yerdesin. Neredesin şimdi? Olman gereken, olması gereken yerdesin. O zaman büyük bir ikram ilahi abi bu. Heh, diyor ki bu kafa daha var mıydı ve bu örneği de verdikten sonra şimdi bunu bir daha dinle. Bizler gayet az, zayıf ve fakir, kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır, büyük, umumi, kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza İhsan İlahi tarafından konulmuş. Yani gidip de ben o girdim cemaate, o, bu tahlil ettim. Ha bu bana uygun mu dedim, yok. Birisi koluma girmiş, bu ne demek? İhsan İlahi. Ha gel buraya dedi. Ama babaannem 100 küsür yaşındaydı, 110 açmıştı. 111 diye geçmiyor, geçiyor resmi kayıtta vefatı. 111. Ona tesbih verirdim. Peygamberlerin tesbih var ya tesbihatın sonunda. O 6 tane. Onu verirdim. İçinde Gelan Hazretleri'nin evradını verirdim. Tamam mı? Çekerdi. Ve her günde tahtisi nimet deminden diyorum. Ve emma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini şükür için tadat et. Teşvik olur diye her günde bir cüzüm okuyorum. Hizbul Kur'an'ı okuyorum. Hizbul Kur'an okuyorum. Hizbul Hakayık'ta okuyorum. Bu da zikir. Eğer bir günde bunları toplasan ki Barla'da geçiyor. Namaz sonunda yaptığımız tesbihatları toplansan normal bir tarikatçının çektiği evrattan fazla oluyor. Hmm. Beş vakit namazın sonundaki Subhaneke ya Allah Teala ya Rahmanlar. Akşam yatsı namazı arasındaki evradımız. Çektiğimiz. Ve her gün cüzler feser normalden çok üstü. Yani böyle şey. Ama iken devamlı akıl ve kalp çalışıyor. Ha?
Mirat, ayna değil mi? Bunlar çalışıyor. Bu çalışmıyor. Düşünmesen bunlar nasıl olur? Sizin karşınızda bunlar çıkmıyor ki biraz. Yani şekilleniyor ama bunu çalışıyorsun, yoğunlaşıyorsun yani. Kaç senelik? Size 91'i gösterdim defteri. Evet. Akıl okumuşum. Evet. Alim Emir okumuşuz. 90'da ya. Ha, misal. Demek ki İhsan-ı İlahi tarafından omuzumuza konulmuş. O zaman diyor ki usta, bilin ki elinizden kaçmasın. Peki tarikatta bulunan bir kardeşim, ona en uygun orasıdır. Onun doğrusu nedir? Odur. Hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı ve çıkmaz da. Abi burayı terk edip buraya geleyim. Hayır, niye geleceksin? Buraya gelip onu ben sana namaz söyleyeceğim. Oruç diyeceğim. Ha, orada namazın oruçunu tutuyorsa ama Risale okursan cemaatini, tarikatını daha güzel yaparsın. İşte 21. lema abi, o bir problemi varsa çözmesi için. Çok güzel. Yani Allah razı olsun. Çok güzel bir noktaya nazardı. İstifade ettim ya. İntifaç için demiyorum. Diyor ki, şimdi başlıkları da okuyacağım ama o şeyi bitireyim. Harikaydı. Yani cemaatlere bakışı diyorsun. Evet. Sıkıntılısın. Taassup yapıyorsun. Benim cemaat, benim babam senin babanı döver. Biz daha şeyiz gibi. Hani hiç hoş olmayan içsel aleminde fikir ve isterde sıkıntı varsa böyle problem, 21. lemada tavsiye et diyor, değil mi? Evet abi. Ya. Ben o şekilde okuyorum okurken. Ya. Çok güzel söyledin. 21. lema İbrahim gelmez yani söyle. Tavsiye et seni, beni düzelt şey. Diyor ki 21. lema müminler arasındaki bağın şeklini anlatıyor. Şekli bu. Ama sende bu şekil varken gene böyle kemkimler oluyor. Tahammül ve kanaat edemiyorsan bu bağ Müslümanlar arasında içinde sıkıntı var. Onu, bu 21. lemayla da tavsiye et dedi. Benim bir noktayızım, nazarımız vardı. 20. lema müminler arasındaki bağın şiddetini anlatıyor. Şöyle yap. O aynı. 21. lema da ise kendi bireyler arasındaki sıkıntılarımız var. Müminler arasında değil, kendi bir. Onu da maddeler halinde sıralamış diye görüyorum. Birincisi şu. Amelinizde rıza ilahi olmalı diyor. Yani iç alemimizde bunu oturtacağız. Yani niçin yapıyorsun? Allah'ın rızası. Ben izahını okumuyorum. Bakın izah yeni gelene var. İzahı okumayacağım. Başlığı okuyacağım, tamam mı? Başlığı. İzahına girmeyeceğim. İkincisi, iç alemimizde navigasyonumuz iyi çalışsın Ümit. Arada hoş geldin. Böyle iç alemimizde böyle sapmalar olmasın. Aa, bugün kardeşimizi aldık bir otelde. Bizi otelde verdi. Otelin arkasına götür navigasyon. Bu tarafa alması gerekirken. Ha, içimizdeki bir navigasyon da yanlış gitmesin diye bir, onu bozan, amelimizde rıza-i ilahi olmalı. İki, bu hizmeti Kur'an'da bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk devinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Hani iki de bir tahrik ediyorsun böyle. Hani gıpta damarını tahrik ediyorsun ya. Gıpta neydi? İmrenmek değil mi? İmrenmek. Yani ama yani tahrik etme ya. Üç. Hatırladın mı üçüncü ne? İşte söyleyecektim, hatırlayamadım abi. Bütün kuvvetinizi sermayede ve binalarınızın çokluğunda yüksekte biliniz. Çok doğru. Sayı çok doğru. Çok doğru diyorum. Çünkü niye dedim biliyor musun? Allah Resulü'ne ne demiş biliyor musun? Ebu Cehil. Biz haklıyız. Ya Muhammed. Niye biliyor musun? Sen bak karşına, yanında kimler var? Biz diyor, şu insanlar bizden, şu servet de bizden, sürüsünü gösteriyormuş. Şu mezarda yatanlar da bizden. Mezarda yatanları da göstermiş. Biz haklıyız ve doğruyuz. Binalarımız var. Malum gördük öyle adamları da. Binalarımız, etbağımız, sayılarımız. Sungur abiden işitmiştim. Bir gün ikaz ettim, yapma. Bu hizmetimizde yok dedim diyor X birisine. Sungur abi dedi.
1900 yalan olmasa 85 veya 86 Rüştü abiye derken ben de çay servisi yapıyordum. İkisi de mezarda. Ne dedi abi dedi Rüştü abine. Hiç diyor arkanıza dönüp bakmıyor musunuz? Bütün diyor o sizin dedi ustadın talebeleri, ustadın talebelerinin gruplarını toplayın. Benim cemaatime kadar olmuyorsunuz ki dedi. Ki sen dedi bir grubun başısın. Sen beni nereye davet ediyorsun demek istedim. Bütün dedi cemaatinizi toplasanız benim cemaatim kadar değil dedi. Ben mi tabi o şeye tabi olacağım dedim. Demek ki bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Tamam. Dördüncü düsturumuz, bu çok önemli. Veya ben etkilendiğim bir yer. Hatırladın mı abi? Fenafil ifad. He. Kardeşlerinizin meziyetlerini. Ne meziyeti var İrfan'ın, o şeyin, Gafur'un? Mesela. Ne meziyeti var? Diyor ki, kardeşlerinizin meziyetlerini. Hangisini saysak abi? Yakışıklı, zengin falan. Şahıslarımızda onu kendinde, faziletlerini, bak, onların kardeşi meziyetlerini ve faziletlerinizi kendinizde tasavvur edip, yani o kardeş kime çalışıyor? Babama çalışıyor. Ben de o meziyetim olsaydı, o sıfatım, ben de oraya Allah'a hizmet edecektim. Bu meziyetimle ben de Allah'a oraya hizmet ediyorum. Mesela Sapancı bir cami yaptırmış Adana. Ama öteki tarafta Yozgat'ta bir tanesi bir garibanın Ramazan kumayasını karşılamış. Belki de o daha fazla. Çünkü niye? Servetine göre bir cami hiçbir şey değil adamın. Ha? Servetine göre o çok. Adam ekmeğini bölüşüyor. Ha? Yani kardeşlerinin yani çokluk şeyli değil rıza ilahiyede. Allah için büyüklük küçüklük yok ya. Büyük küçük yok. Çok az yok. Allah'ın rızası orada değil. İhlas'ta. Karınca dağdan büyük mü? Ya dağdan büyüktür karınca. Hayat girdiği için diyor. Güzel. Bugün. Aslında şey gibi abi. Zahirde çıkan değil de onun batındaki karşılığı kıymetli. Evet. Yani zahirde işte cebinden verdiğin bir mal diye gözüküyor. O değil aslında. Onun batındaki karşılığı esas olan. Yani Cenab-ı Hakk'ın indinde. Yani evet. O maksat aslında o. Oradaki evet. Yaptığın eylem veya fiilde çıkan değil. O eylemle Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? Oradaki kıymetli. Hayır, evet. O zaman o çok vermek. Eylemin yok. Kendisi değil. O batındaki karşılığı. Eylemin neticesi Allah'ı memnun etmek değil mi? Yani rızasını kazanmak. Ha o. O zaman büyük küçük değil. Doğru. İç alemindeki ibrenin doğru durması. Kantarın, metrenin doğru tutulması. Nedir o? Kardeşlerinizin meziyetlerini, şahıslarınızda faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Mesela ben bugün etkilenmesem değil miyim şimdi burada? Bugün bir yerdeydik ya kahve içtik Allah razı olsun. Bak orada kendileri o evde hanımlar ders yapıyormuş. Yani ders oluyormuş. Yani. O kadar etkilendiğim kişinin de konuşuyorum. Bu Almanya gibi darlar memleketine, diyar gurbette, kafir memleketine bir araya gelmişler ki hiç namaza kılmayacak bir kökenden gelen namaz kılıyor. Alevi abi. He? Alevi. İşte demek istemedim de. Hani kılacak gibi değil Alevi. Namaz kılıyor. Değil mi? Bu kadar iyiydi bu. Yani bu bana yetiyor ya. Yani. O kadar keyif aldım ki, etkilendim ki buraya kadar gelmiş bu mevzu. Niye? Ben yaptım onu. Sen anlatmadın, sen vesile olmadın başkası. Olsun, ben o. Çünkü ben de olsaydım onu yapacaktım. Ben değil, o yaptı. Aynı iş. Bu davada değil miyiz? Ha ben yaptım, ha sen yaptın. Kardeşim ben çay içeceğim, tamam mı? Kim yaparsa yapsın. Ben süt içmek istiyorum. Sığırın cinsi önemli değil. Ben elma yemek istiyorum. Ağacın şekli hiç mühim değil. Eğer gayen süt içmekse Holstein mi? Montofon sığır mı? Hiç önemli değil. Siyah beyaz sığır mı? Ya ben süt içeceğim ya. Anladın? Elma yemek istiyorum. Ağacın dalı önemli değil. Yani bu insanın, şu insanı yücelteceğiz. Kuyudan çıkacak. O kökenli bir kardeşimiz namaza bağlı. Kim sebep olursa olsun, yer gök sahibi olan Allah razı olsun sebep olana. İnsan gurur duyar, iftihar eder ya.
Acayip bir şey ya. Yalçın'la beraberdik. Şu an Rus değil, değil mi otelde? Bu oradaydı. Çektin ama ortasına çektim video. Rus'un şehadeti değil mi? Rus mühendis. Otelde kelime-i şehadet getirdi. Ne kadar keyifli bir şeydi. Ya. Bir de Hasan götürmüştü bize. Tebliğin orada, tebliğ cemaati. Hatırladın orada? Oraya oturttular böyle. Lan edin işte daha kelime-i şehadet. Yok, hoca gelecek, hoca bizi. Sanki böyle hani papazlar, Hristiyan olabilmesi için bir insan papazlar eğitir, şey yapılır, teklif eder, şey söylersin ve Hristiyan olmak, onaylıyorlarsa giriyorsun. Sanki öyle gibi, yok hoca şey yapsın diye. Yalnız o Allah ondan razı olsun. Tebliğ cemaat o kardeşimiz. Nur talebeleri değil onlar. Ondan sonra bizi çağırdılar. Yani kelime şahat ne gerekiyor hocam dediler. Ben onlara sohbete gidiyordum tebliğ cemaatine. Onlar da 2-3 kişiye vesile olmuş. Alman. Mesela şu Bremen'de. Ondan sonra. Onlar Müslüman oldu yanımıza. Ne kadar acayip bir şey yani. Keyif veriyor. Ve o Rus otelde. Yani o kadar etkilendim. Kaç sene geçmiş hala unutamıyorum. Kuksa Efendi felsefe talebesi, babası annesi felsefe öğretmeni, Müslüman oldu. Öğleyin namazına sıkıldık. Ulan ben geldim, herkes sünnet kılıyor. Adam, ben dedi, gota dedi, ben de eğilebilir miyim dedi. Yani ben otur sen dedi. Namazdan sonra bir namazımız var. Namazdan önce bir saat konuştuk. Adam bitti, tamam. Ama kelime-i şehadet getirmedi. Tamam. Düşün, biz de şey yapmadık. Müslüman olmak istersen şudur dedi falan. Bıraktık, ben olmak istiyorum demedi. Hatırladın mı İbrahim? Var mıydın orada? Ben varım. Ha. Şimdi olacak şu. Sünnette herkes eğiliyor, kalkıyor ya. Herkes farklı iş yapıyor. Adam durdu. Ben de abdesti. Dedim ya bir su içeyim. Geldim. Baktım. Adam şey gibi söylüyor. Ona mı uyusun, buna mı uyusun? O ayakta, o aşağıda, o rüküde, o bilmem ne yapıyor. Hangisi doğru? Aynı hareket yapmıyorlar ki adam. Gota secdeye. Ben de gota uyacağım dedi. Ama bir eğildi, buna baktı eğildi, buna bir baktı ayaklarıma kalktı ayağı. Sünneti mi kılıyorlar abi? Sünnet. Şimdi, öğle namazı, görüyorum, içim gidiyor dedim. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam meselesi, secde ettirdim. Yani, ya bu ihtiyarı kırmayalım. Allah ben ikram ederim ama dedi, bir kere Rabbime secde edin. Açtı bir tanesi dedi ki onların içinde, ya bu ihtiyar adamı kırmayalım, hem de ihtiyacımız var, bir yemeğini yiyeceğiz, isteğini yapalım, göre biz Rabbimiz şey yaparız, onun Rabbine bir eğilelim, ne olur, ne olacak? Tam eğildiler, İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi benim gücüm bu kadardı, bundan sonra sana ait dedi. Allah. O secdedeyken iman ediyorlar. Süper. Yani ağaçlar, İbrahim Aleyhisselam cömert, bak cömertliğiyle. Ve Peygamber Aleyhisselam'a hiçbir tebliğ ikramsız olmamış. Ondan sonra, İkram hep ikramdan sonra. El insanu abidül ihsan ya. Ondan sonra ya dedi ben dedi size bütün bir şey yapacağım ama benim Rabbime bir kere secde edin. Ya abi demek için falan. Ötekisi diyor ki ne olacak diyor gizli. Bu ihtiyar adam diyor. Bunu memnun edelim diyor. Biz de yemeğe ihtiyacımız var diyor. Ondan sonra biz zaten onu yemek için yapacağız. O adamı memnun etmek için yapacağız. Gene yolumuz düşer diyor. Bu ihtiyarı kırmayalım diyor. Ama bak ne ile vesile etmiş? İkramla. Şimdi ne oldu peki o Alman'a? O çok önemli. Olacak şey mi? Tamam bir baktım, tespit ettim. Bu sıkıntı olacak. Neyse sünneti kıldılar, ben kılmadım. Yani zaten sonuna gelmiştim, tamam. Şimdi cemaate dedim ki, hatırlarsın değil mi? Cemaat dedim, ben şimdi öğle namazında sessiz kılınıyor ya, vaciptir sessiz. Şimdi ben sesli kıldıracağım. Arkadan subhanallah, elhamdülillah, hey, Allah'a ekber demeyin. Hatırladın mı? Öksürmeyin. Veya öksürme değil, subhanallah. Adam, elhamdülillah. Ya sus yani. Sakın şey yapmayın, ben sesli okuyacağım. Çünkü adam dikildi. Ya Rabbi böyle dikildi, bizim gibi yapıyor. Tamam da ne yapıyorlar? Dikiliyor. Tamam ne yapıyorlar? Ha o zaman yogo gibi, yogo diyorlar. Böyle... Hiçbir şey düşünme, içini boşalt, hiçbir şey yapma, hiç düşünme, sessizlik. Onunla boşaltma, öyle değil bu. Bu başka bir yöntem. Tamam mı? Bu yoga falan düşünüyorsun.
Ben sesli okuyacağım. Siz beni arkadan uyarmayın. Öğle namazın farzı ya. Olsun, ben o adamın imanı için mekruh yapacağım. Mekruhtur. Sebepsiz o da. Hayır, kesin. Eğer diyor, İmam Ebu Yusuf diyor ki, huzurun eğer sesli okuma ile oluyorsa namazda gaye, takva, huzurdur. Onu sesli yapabilirsin kendine. Ben olsun dedim, huzur değil, mekruh yapacağım onun imanı için. Ben sesli okuyacağım, ikaz etmeyin beni dedim. Ondan sonra asıldık şeye. Atılan hangisi, ne okuyordum? Kesin Rahman'dır. Rahman. Rahman. Kesin, evet. Rahman okuyordum. Rahman okuyordum. İlk o yarım sayfayı. Peki namazdan sonra ne yaptı? İçeri geldi. Rengi değişmiş ve kelime-i şehadet getirdi. Subhanallah. Müslüman. Acayip diyor. O tahmin edeyim, o Rus almaya staj için gelmiş mühendis. Uçakların iniş takımlarıyla alakalı bir mühendisti. Allah'tan yaz okumuşsun abi. Biz yazdı, biz bile duramıyoruz. Rahman'ın hepsini değil. İlk dört satır var ya. Er-Rahman. Zaten duygulandım. Zaten hiç durumum iyi değil. Bir de Allah o haletimi de Rahman'a yükledi. Benim okuduğum önemli değil. Ona Allah ne hissettirdi? Anladınız mı? Ben ne hissettim? Ben ne okudum, ne haletim değil. Ona Allah ne duyurdu? Bazı depremleri bazı insanlara hissettirmiyor, biliyor musun? Ben böyle kişiye vakıfa da şahit oldum Zeytinburnu'da, 99 depreminde. Ortalık yıkılmış. Bayağı da çamaşır yıkıyor bak. Namazda da değil ha. Ne yapıyorsun? Çamaşır yıkıyorum diyor ya. Git başka kata diyor. Dördüncü kata. Git aşağı kata dedi, beni ne darlatıyor. Yok ya, çık. Ya ne çıkıyorum diyor, bağırıyor içeride. Çamaşır bitiremedim. Ulan dünya yıkılıyor ya. Ne oluyor dedi, deprem ya. Baş yerli depremi diyor. Çamaşır yıkamaya devam ediyor. Hiçbir şey duymamış. 99 deprem. Allah hissettirmiyor işte. Yani niçin örnek verdim bu depremi? Ben ne okudum o kadar mühim değil. O ne, o Allah ona ne hissettirmiş. Nelere şahit oldum. Rahman'a okumuşsunuz, Rahim tecelli etmiş. Yani. Allah razı olsun. Bir daha hapishane örneğimi de vermek istiyorum. Adam Gazi Osman Paşa'da reis. Esra'ın işte onların şeyin tepesi. O ona, onun adına bir adam öldürmüş. O demiş ki, öldür demiş, neyse teferruatını bilmiyorum. Ağırlaştırmış, müebbet yemiş, öldüren. Öldüren de yalan olmasın, ya 21 veya 23 yaşında. Tamam. Bir saat dışarıda dolaşma hakkı var. Müebbetti, ağırlaştırmış demek günde bir saat çıkabilirsin. Müebbet ise gün odanın dışında volta atabilirsin. Bu ağırlaştırmış müebbet. Ben de toplama kampındaydık. Ben volta atarken işte biz de avcı gibiyiz de böyle. 50 kişilik yere 230 kişiyiz böyle. Kime av, anlatacağım yani. Da işim bu. Ben onun için girmişim. Ondan sonra bu da ağımıza geldi. Volta atıyoruz Osman. Gidiyoruz. Geliyoruz. Ben ne ceza aldığını bilmiyorum yani. Yalnız böyle anlatıyorum. Anlattım. Ömer şey değil. Ertesi gün şey geldi. Ondan sonra baktım, ulan akşam yatsı bizimle namaz şey yapılıyor, eğiliyor, kalkıyor. Sonra felek nasları ezber şey yazdım. İşte yemekte şey diyor, Fatiha'yı şey yazdırıyor, Türkçe yazdırıyor. Ondan sonra ne oldu evet, sen diyor buradan gideceksin diyor, bana bunlar şey yap. Sonra ikinci gün volta atıyoruz. Nasıl, o ne hissetti bilmiyorum ki. Ben öyle bir şey anlatmadım yani. Onun bu hale gelecek bir şey anlatmadım. Zannetmiyorum ama ona nasıl yapmış Allah bilmiyorum. Bir anda çöküyor ve bağırıyor. Betona dizinin üstüne şey yapıyor. Tayat oturur gibi. Vuruyor. Bağırıyor. Ulan millet de bakıyor ya, volta atanlar hepsi. Ondan sonra elini kaldırıyor. Ya Rabbi. Ben bunu yaptım. Ama seninle tanıştım ve bana namazı nasip ettin diye dua ediyor. Tuttu ayağımdan.
ayağımdan tuttu. Beni diyor herkesin içinde, sivil de hayatta işte, Gazi Osman Paşa o tetikçi, benim değil bana, değil yakınıma gelip de Allah'ı ve namaz anlatamazdın. Belki de sıkardım kafana ocağı. Ama bana burada Allah'ımı tanıştırdın, namazla tanıştırdın. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Ve muhabbet almış adam ne diyor biliyor musunuz? İyi ki almışım da buradayım. Allah ile tanıştım diyor. Namazla tanıştırdım. Size aynı doğruyu anlatıyorum. İfade edemiyorum onu duygularını. Beni namazla tanıştırdın. Diyor ki ya Rabbi diyor bana namazı nasip ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun. İyi ki buradayım diyor. Ve ben öyle ölecektim dedi. Allah ile tanışmadan, namaz kılmadan. Müebbet almış ya, insan üzülmesi lazım. Ya Rab şu namazın hürmetini beni müebbetten çıkar demiyor. İyi ki gelmişim diyor. Niye? Namazı ben alacak bunu. Ondan sonra ona bakarak kaç kişi bu kadar fatura bedel ödemeden namazı tanış işte. Onlara dedim bak gördünüz dün bunu. Bak adam bedava ucuz sen namaza ne yapacaksın? O adam adam öldürerek müebbet alarak namaz nasip oldu. Sen daha ne bekliyorsun namaz sana nasip olması için? Nasıl bir şey bekliyorsun? O bedelini ödedi. Sen neyle ödemek istiyorsun? Sen seç Allah yapsın. Ben de dua edeceğim ya Rab öyle yap diye. Yani ne nasıl bir bedelle sana namazı versin? Amin. Hatırınıza ne geçiyorsa amin ya Rab öyle ver. Yok yok ya Rab öyle ver. Ya niye anlattım? Biz İhsan-ı İlahi İhsan-ı İlahi olarak vazife-i manevi hizmeti Kur'an'ı omuzumuza İhsan-ı İlahi tarafından konulmuş. Şimdi o adamın namaz kılması vesile oldum. Ben gitsem 3-4 ay yatsam çok mu? O sırf onun için girsem. Öyle dedi zaten. Benim için gönderdi Allah dedi. Daha nice insanlar. Bütün hepsi şey. Vesvese vehim. Benim de saham mı? Oraya beni soktu. Saham. Elhamdülillah. Ne kadar saat oldu? Bir şey sorabilir miyim? 50 dakika oldu abi. 50 dakika. Şimdi ben acizane inşallah Risale-i Nur talebesiyim değil mi abi? Elhamdülillah. İnşallah. Şükürler olsun. Peki abi bu ihlas benim bu talebeliğimi pekiştirecek mi? Yoksa talebelik ile elde ettiğimi paylaşmamı mı sağlayacak? Yoksa talebelik, Risale-i Nur'u mu yüceltecek? Yani şunu söylemek istiyorum abi. Bir, şimdi onu yerine baktığımda. Diyor ki, evet nazlanan ve istina gösteren nazilinlerin mehirleri dikkattir. İhlasla dikkati yan yana koyabilecek miyiz abi? Yani biri Risale-i Nur'u almaya, dikkat Risale-i Nur'u almaya, İhlasla paylaşmaya mı? Bak kardeşim, Risale-i Nur almaya, lisanı paylaşmak da ihlasın içinde. Rıza-i İlahi de ihlasın içinde. Güçlü kılan da odur. Mezara girmeden Azrail Aleyhisselam'ın geliş şekli de ihlasla. Kabirde seni karşılamak ihlasla. Kazandığın, okuduğun, verdiğin zekatlar, hayır sanatları, onları aktif yani çoğalma sebebi ihlasla. İştirak amali uhrevi olan cemaatin şahs-ı maneviden sebap deposundan hissenin ziyade olmasına ihlasla, hep ihlasla. O zaman ibadet olmaktan çıkıyor, direkt ubudiyet oluyor bu şekilde. Evet, ubudiyet oluyor. İbadet, namaz, oruç. Mesela şöyle diyeyim. Allah Resulü'nün kıldığı namaz, yatsı namazı kaç rekattı? Yatsı namazı kaç rekat kıldı farzının? Dört. Biz altı kılmayacağız, üç kılmayacağız. Onun gibi dört rekat. Belki okuduğu süre de tevafuk edebilir. Belki aynı süreleri okuduk. Peki namazımız aynı mı? Farkı kılan nedir? Allah ile kul arasındaki bağın kalitesine bağlı. O bağın adı ihlastır. Bağ. Mesela öyle bir telefon kartı almışsın ki şehirde çekiyor, biraz mahallede çekmiyor. Kem küm gidip geliyor. Bağ zayıf işte. Bağ zayıf. İşte ne yapmak istiyorsan, güç istiyorsan, mesela şu
şu dördüncü düsturun müsaade ederseniz düz okuyayım. Şu kalabiye Fatiha'mı çekeyim. Buraya çok lazım. Kardeşlerimizin meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufu mabeyninde, tarikatta fena fi şeyh, fena fi resul istilatı var. Yani şeyh benden üstündür. Meziyeti var çünkü şeyh. Ben müridim. Ona teslim olmak kolaydır. Meziyeti var. Ama benim meziyetim yok. Nefsime ağır gelmez ona itaat etmeyi. Onu takip etmeyi, onu izlemeyi nefsime ağır gelmez. Niye? Meziyeti var. Bu ilişki yani fenafil şeyhte terak edince öyle bir hal kazanıyorsun ki nefsin biraz gururu kırılıyor. Fenafil resul istilaha geliyor. Resulullah'ta fena olmak. Şimdi şeyhinde fena olan Resulullah'ta olmaz mı? Yani ilk önce ne diyor? Şeyhim böyle dedi, böyle konuştu, şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle dedi, şeyhim böyle. Artık fenafil şeyh oldu. Öyle bir hale geliyor ki o seviyeye geldi. İkinci kategori başlıyor. Fena fil Resul. Resulullah şöyle dedi, Resulullah böyle dedi, Resulullah şöyle gitti. Fena fil Resul'de de fena olunca artık başka bir meali geliyor. Fena fillah. Allah böyle dedi, Allah şöyle dedi, Allah böyle dedi. Fena fillah oluyor. Daha ileri makam var mı? Fena fillah'tan başka? Yok. Fena fil şeyh, fena fil Resul, fena fillah. Şeyhinde, Resulullah'ta, Allah'ta fena olmak. Bunlar bizim için kolay, zor değil. Çünkü bunların meziyetleri var. Meziyetleriyle bizi nefsimiz ağır gelmez. Meziyetleri bizi ihata etmiş. Kaplamış olduğu için nefsime ağır gelmez. Ama bundan sonra bir makam da var. En zor da odur. Onun için en sona koymuş. En zor. Nedir o? Fena fil ihlas. İhvan. Ne demek? Kardeşinde fena olmak. Yani şeyhe fena olurum. Çünkü meziyeti var. Ama kardeşime niye fena olayım? Meziyeti yok ki. O için zor. Bunun meziyeti benim nefsimin engelini aşmaya kolaydır. İtaat ederim. Çünkü özelliği var. Öyle nefsim bana kandırmaz. Ya ne itaat ediyorsun ya buna? Şusun var bu mu? Yok benden daha iyi. Nefis bir şey diyemiyor. Ama ben İsmail'e beraber olmaya, ona itaat, tamam İsmail demeye. Ne özelliği var İsmail'in? İsmail'in ne özelliği var? Hiçbir özelliği yok. Böyle geçebilirsin. Şöyle geçer. Şimdi İsmail nedir? Benim emsalimdir. Benim emsalim. Dolayısıyla benden üstün olmadığı için, fena fil ihvan olduğumuz için, kardeşinin meziyetinde fena ve feda olmak, en zor olduğu için en sona koymuş. İşte Risale-i Nur cemaatindeki zor işte ilk önce fena fil ihvanla başlıyor. Fena. O zaman gıpta damarını veya onun bazı anlayışlarını ikaz edecek, uyandıracak bulunmamak gerekiyor sözlerde de davranışlarda. İlla ondan beklemek değil. Ha, şimdi devam edin. Yani birbirinde fani olmaktır. Fena fil ihvan bu. Ben sofi değilim. Fakat onların bu dusturu tarikatta nedir? Fena fil şeyh, fena fil resul, fena fillah. Bizde ise ben sofi değilim. Bizde o dustur nedir? Fena fil ihvan. Fena fil ihvan nedir? Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani gene kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikre yaşamaktır. Kendisindeki özellikleri bırakıp kardeşim maşallah Allah razı olsun kardeş böyle dedi. Veya sen söyledin, sen vesile oldun birisine. Anlatırken şöyle anlat. Ya bir kardeşimiz böyle bir şeye şey yaptı böyle birisine denk geldi veya şöyle dedi. Bir böyle var bir de böyle karşımıza çıktı da biz de ben de böyle dedim. Yani Bu hassasiyetle gelişmesi lazım hepimizde, başta bende. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, yani bizim meslekte uhuvvet mesleğimizin esasıdır. Çünkü şu nat-ı zatiye bakıyor, muhabbet. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Yani peder ile evlat,
şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Ne birisi şeyhtir aramızda, ne dedi birisi mürittir. Ne birisi babadır, ne de evlattır. Peki neyiz biz? Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Biz birbirimize kardeşiz. Olsa olsa bir ustalık ortaya girer. Mesleğimiz halili olduğu için, yani dostluk olduğu için, meşrebimiz de hillettir, hillet. Hillet ise nedir? En yakın dost, en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş, en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Mesela bir kardeş birisine vesile oldu, öyle mi ya? Bu içinden. Abi dışarıda o başladı falan. Surata masık tabii, o başladı. İçinden onu buruşturursun ya. Nerede nasip şey yaptı ya, onu gidip anlat falan. İçinden rahatsız olmak. Lan birisine imanı anlattı ya. İçinden onu. Zahide, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İçinden onu boşun diyebilirsin. Dedin mi işte, bu yok oluyor. Hillet neymiş? Şuymuş, en yakın dost. Yani kendini ona yakın hissedeceksin. Sonra en fedakar arkadaş, en güzel takdir edici yoldaş. Bir şey gördün mü meziyet? Maşallah İrfan kardeşim ya. Allah razı olsun, bak istifade ettim diyebileceğiz ya. Diyeceksin ya. Dememiz lazım. Takdir edebilmek lazım. Bu eğitimini almak lazım. Olsun, yanlış gibi gözükürken hikmeti vardır demek. Ve en azından bana zenginlik katıyor demek lazım. Ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Civan mert. Bu illetin usul esası, yani bunu kazanmanın temelin temeli ihlastır. Samimi ihlası kıran adam ne olur? Ama çok iyi alim, külliyatı çok iyi biliyor. Çok kişilere vesile olmuş, vasıta olmuş. Ama ihlası kırarsa ne olur? Bu illetin gayet yüksek kulesinin, şurada bir tane otel vardı, en yüksekliği ne o galiba değil mi? Bilemen Afendi. Onun yüksekliği ne kadar bile var mı? 85 abi. 85. Metre. Metre. Oradan aşağı bir adam düşse ne olur? Düşmüş abi. Zaten düşmüş. Atlamış. Ne oldu böyle, yaralı mı çıktı? Yok abi, ölmüş. Ölmüş. Bu illetin usul esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu illetin gayet yüksek kulesinin başında, kulenin başından sukut eder. Yaralı da çıkmadı değil mi herhalde? 85. Yok abi, ölmüş. Ölmüş. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Düşerken bir yere tutunamadı herhalde. Tamam. Bakır. Demeyin abi, demeyin. Bir şey söylemek istiyorum. Sabah yaptığımız ders, Hasan abi, sabah yaptığımız ders, şimdi arkadaşlar sonradan katılanlar var, bilmiyorlar. Hayat, mertebe-i insaniyete çıkması diye bir ders yapmıştık değil mi abi? Şimdi bir abilerimizden bir tanesi, nasıl başaracağız tarzında bir şey sordu galiba bunu. Veya başarıp başarmadığı... Alameti ne olacak dedi. Alameti ne olacak? Çok olduğuna delil ne olacak evet, dedi. Yani bugün, yani bu saatte, akşamında da bu dersi yapmanız çok büyük bir tevafuk abi. Çünkü... Aa, ben hiç onu düşünmemiştim, evet. Yani neden... Ama neden biliyor musunuz abi? Çünkü İrfan'ın da şeyiyle... mesela biri iki soru sordu. Yani bir, nasıl başaracağız? İki, alameti ne olacak? Sanki 20. ve 21. lemalar da onun hem sorusu hem cevabı. Evet. Yani, evet, bir daha sormuştu. Evet. Burada bir daha sormuştu abi. Yani nasıl çıkacağız dedi, birinci evet, sorumu. Çıktığımı nasıl anlayacağım? Çıktığımı nasıl anlayacağım? Yani gerçekten onun cevabı evet, bu oldu abi. Fesubhanallah. Vallahi Allah. Bu da çok güzel oldu. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Hayat tabaka insani nasıl çıkar? Nasıl çıktığını çıkar, da nasıl anlarsın? Nasıl anlarsın? Hasan abi de şey aklıma geldi benim. Bu Fenafil İkvan bana şeyi, Ebu Bekir Efendimiz'in bedenimi öyle büyüt ki Müslümanlara cehennemde başka kimseye yer kalmasın. Müslümanlara yer kalmasın. Evet. Yani Fenafil İhvan bana bunu hatırlattı. Evet. Yani oraya taşıdı beni. Sahabenin en büyük meziyeti neydi? İsar neydi? Kardeşini kendine tercih edebilmesi için kendini ortadan kaldırman gerekiyor. Bu da atsfak noksan ve kusuru. Atsfak, noksan, kusuru deruhte etmeyle olur. Atsfak, şefkat, tefekkür, o mesleğimiz. Meşrep bu. Atsfak, noksan ve kusuru deruhte etme.
Yani seni tercih etmem için ben ortadan kalkmam lazım. Benlik olmaması lazım. Allah bu sırla sırlanmayı, bu hakikatta haklanmayı nasip eylesin. İki cihanda ihlas etimi bizi hepimize, bizi sevenleri, bizim sevdiğimize amin diyenleri de nasip eylesin. İki cihanla, iki cihanda hizmet imaniye, Kur'aniye'de ki iştirak-ı amal-ü uhrevi sırrına mazhar eylesin. Hissemizi ziyade eylesin. İnsi ve cinni, şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlarda, maddi ve manevi hastalıklardan evlad-ı âlimizi ve bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimize muhafaza eylesin onların şerrinden. Vahırda vahumenin hamdülillah rabbil alemin. El-Fatiha'tı ve selamu aleyhi ve sellem.